Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir çocuklar. Bugün sizlerle 6. dersimiz sayı örüntülerinde buluştuk. Beni dikkatlice dinlerseniz bir sayı örüntüsünde verilmeyen sayının ne olduğunu kolaylıkla bulabileceksin. Haydi o zaman başlayalım. Şimdi çocuklar diyelim ki size herhangi bir şekilde birkaç tane nesne verildi ve şimdi kaç tanesinin geleceği soruluyor. Burada bir tane çiçek var burada iki tane çiçek var burada üç tane çiçek var o zaman şimdi gelmesi gereken çiçek sayısı kaç olacak bir çiçek iki çiçek 3 çiçek derken şimdi gelmesi gereken çiçek sayısı Tabii ki 4 çiçek olacak size bazı durumlarda burada sadece çiçek sayısını sormaz yaprak sayısı üzerinden de gidebilir mesela e, ee, diyebilir ki sıradaki şekilde gelmesi gereken yaprak sayısı kaçtır? Burada 5 yaprak. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 5'er 5'er gidiyor. 5, 10, 15. Şimdiki gelmesi gereken yaprak sayısı kaç olur? 5, 10. Bakın 5'er 5'er arttığından dolayı tabii ki 20 gelmesi gerekir. Beni anladığını düşünüyorum. Hadi o zaman sıradaki kalpli şekilde gelmesi gereken kalp sayısını sen bul. Ekranı durdur ve çözmeye çalış, olur mu? Burada kaç kalp var? 3. Burada yine bak üçer üçer gidiyor. 6. Yine üçer üçer gidiyor. 9. 3 büyümüş. 3 büyümüş. Şimdi kaç büyüyecek? 3 büyüyecek, değil mi? O zaman 9'un üzerine 3 tane daha büyütürsek 10, 11, 12 tane kalbin gelmesi gerekir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane kalbin gelmesi gerekir diyebiliriz. Bize her zaman şekillerle beraber vermez çocuklar. Aynı zamanda böyle sayılarla da verir ve o sayıların bir sayı örüntüsünün içerisinde verilmeyen, soru işaretli olan kısmı bizim bulmamızı ister. O zaman haydi bakalım şöyle büyük Sürp bulalım. İlkinde beni dikkatlice dinle. Eğer anlamazsan ikincisinde de dinle. Daha sonra ekranı durdur. 3, 4 ve 5. örnekleri kendi başına yapmaya çalış olur mu? Şimdi çocuklar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu sayıların arasında biz bağlar kuracağız. Hoppa! Birinci bağı kurduk. Şimdi 7'ymiş. 7'den 12'ye gelmiş. Aa büyümüş mü küçülmüş mü? Hmm, büyümüş değil mi? Büyümüşse artı mı koyarız, eksi mi koyarız? Tabii ki büyüyorsa artı koyarız. 7'ydi. 8, 9, 10, 11, 12. Kaç tane büyümüş? 5 tane büyümüş. Hadi şimdi sayıların arasında öbür bağda kuralım. Hop kurduk. 12'de 13, 14, 15, 16, 17. Aa bak büyüdü. Yine 5 tane büyüdü. Demek ki bu örüntümüz bizim beşer beşer gidiyor olabilir. Buradaki sayıyı bilmiyoruz. Şuradakileri de kontrol edelim. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bak yine 5 büyümüş. 33, 34, 35, 36, 37. Hep 5, 5 büyümüş. O zaman bizim yapmamız gereken şey burada ne olacak? 17 sayısını 5 büyüterek bulabiliriz. 18, 19, 20, 21, 22. 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. Demek ki buradaki sayımız bizim 22 olacak. Peki, biz burada ne yaptık sayıları örüntünün kuralında? Örüntü 5'er beşer artıyor. 5'er beşer, 5'er büyüttük. Anladıysan durdur ve lütfen bunu kendin yap. Anlamadıysan tekrar bu örnekte beni dinle. Biz belirli bir sayılar yan yana verildiyse ne yapıyoruz? Hop 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 sayı bağlarımızı kuruyoruz. 3'teydi 4, 5, 6 olmuş. Yani büyümüş. O yüzden artık koyduk 3. 6'ydı 7, 8, 9, 3 büyüdü. 10 11 12 3 büyüdü. Şimdi yine kaç büyümesi gerekiyor? 3 büyümesi gerekiyor. 12 de 3 büyütelim. 13 14 15 olacak. Örüntümüz kaçar kaçar arttı? Örüntü 3'er artıyor diyebiliriz. Yine sayılar gördük. Hop 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 hop. Sayı bağlarımızı kurduk çocuklar. 4 5, 6, 7, 8. Aa yine arttı. Artıyı koyduk ve 4'ü yerleştirdik. Çünkü 4 büyüdük. 8, 9, 10, 11, 12. 4 büyüdü. 13, 14, 15, 16. 4 büyüdü. 17, 18, 19, 20. 4 büyüdü. 21, 22, 23, 24. 4 büyüdü. Aa söylemiş olduğum ağzımdan kaçırdım. 24 oldu. Örüntü dörder büyüyor artıyor diyebiliriz. İkisini de kullanabiliriz. Hadi bakalım. 75 a sonra ne olduğunu hemen soruyor bilmiyorum ki. O zaman diyorum ki ben diğer bağlara bir bakayım. 65'ten 60 olmuş. Büyümüş mü, küçülmüş mü? Küçülmüş değil mi? 65 küçüldüğü için eksi koyduk. 65. 64, 63, 62, 61, 65 küçüldü. 60'tı. 59, 58, 57, 56, 55, 5 küçüldü. 54, 53, 52, 51, 55 küçüldü. Demek ki benim burada yine 5 küçültmem lazım diyorum. 75, 5 küçülelim, 5 azaltalım. 75, 74, 73, 72, 71, 70 olacak buradaki soru işaretimiz örüntü beşer azalıyor. Beşer küçülüyor diyebilirsin. Hadi yine sayı bağlarımızı kuruyoruz. Hop, hop 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 78, 77, 76, 75, 74. Zaten azala 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 geldi. Sen geriye saymayı biliyorsun. 74'ten sonra ne olacak? 73. Örüntü birer azalı diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi bize kuralını vermiş. Ne olduğunu söylemiş. Bizim aynı şekilde devam etmemizi istiyor. Terimler 4 artıyor diyor çocuklar. O zaman biz ne yapalım terimlerimizi 4 artıralım. Buradaki ilk verdiği terim 23'tü. Açtık 4 tane parmak. 23, 24, 25, 26, 27. Yine 4 arttırmamız lazım. 28, 29, 30, 31. Yine 4 arttırıyoruz. 32, 33, 31 aklımda. 32 33 34 35 olacak. Bu şekilde ilerliyormuş bu örüntümüz. Tamam? Devam edelim yan tarafa. Terimleri şimdi diyor 3'er 3'er azaltarak git. Demek ki biz hep şu an 3'er 3'er küçüleceğiz. Açtık 3 parmak. 98 97 96 95. Açtık 3 94, 93, 92. Açtık 3. 91, 90, 89. Süpersin. Demek ki bu sayı örüntümüz bu şekilde ilerliyormuş. Durdur ekranı. Şimdiki ikisini lütfen sen dene. Terimler 6 artıyor diyor. 6 açtık. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90'a 6 ekledik 96. 97, 98, 99, 100, 101 ve 102. Artır artıra büyüdük. Terimleri 5 azalt diyor. Yani küçüllere gelmesini istiyor. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 şeklinde ilerliyormuş. Devam edelim. Hmm, bir problem geldi. Problemlere bayılırım. Bize iki tane tırtıl vermiş. Durdur ekranı önce sen kendin çözmeye çalış. Yukarıda verilen sayı örüntülerinde. Hmm, şuradaki bir harfimizi unutmuşuz çocuklar. Örüntülerinde soru şart olarak verilen yerlere gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır? Aa bak yine bize yan yana sayılar vermiş ve bunların arasında hop 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 bağlarımızı kuruyoruz. Sayı bağlarımızı kuruyoruz. Bakalım ne olmuş? 21'miş 24 olmuş. Arttığından dolayı artıyı koydum. 21 22, 23, 24. 3 büyümüş. 25, 26, 27. 3 büyümüş. 28, 29. Yine 3 büyüttüm. Buraya gelmesi gereken sayı 30. 31, 32, 33 sonunu kontrol ettiğimde yine 3 büyümüş olduğunu gördüm. Şimdi yan tarafa gelelim. 45'ten 40 olmuş. Artmış mı azalmış mı? Evet azalmış. O yüzden eksiği yerleştirdik. 45, 44, 43, 42, 41, 45 azalmış. 39, 38, 37, 36, 35, 5 azalmış. Demek ki ben 5 azala 5 azala gidiyorum. 35'i 5 azalttığınızda yine 30 oldu. 2 tane denk geldi. Bize bu sayıların toplamını soruyor. O zaman biz ne yapıyoruz? 30 ve 30'u toplamamızı istiyor. Toplamı 60. Doğru yapanları tebrik ediyorum. Gelelim son sorumuza. Demiş ki yukarıdaki kağıtlarda verilen sayılar bir sayı örüntüsünün ilk 5 terimidir. Harika. Buna göre son kağıt üzerine yazılması gereken sayının sayıyı bulmamızı istiyor bakın. Sayının en yakın onluğu kaçtır? bize burada söylediği şey sen hem bir sayıyı bul hem de git o sayının en yakın olduğunu bul diyor. O zaman bakalım bizim yan yana sayılarımız varsa ne yapıyoruz? Hop hop sayı bağlarını kurduk. 245'ten 250 olmuş. Büyümüş mü küçülmüş mü? Büyümüş büyümüşse artı yazıyoruz. 45, 46, 47, 48, 49, 55 büyümüş. 51, 52, 53, 54, 55, 5 büyümüş. 56, 57, 58, 59, 65 büyümüş. Şimdi yine ne olması gerekiyor? 5 büyümesi gerekiyor. 265 büyütüyoruz. 261, 262, 263, 264, 265 olacak. Bitti mi soru? Hayır bu sayının bize burada söylediği en yakın onlu. Eğer soruyu okuyup sonunu okumazsan maalesef yanlış yaparsın. Bunlar çok önemli detaylardır. 265 kaça yuvarlanır çocuklar? En yakın onlu. 200. Yazalım yazamadım. 265 kaça yuvarlanır? 65 kaça yuvarlanıyor diye bakıyorduk. 70. O zaman 265 kaça yuvarlanıyor? 270. Harika. Tebrik ederim. Eğer burada onluğa yuvarlama hata yaptıysan lütfen yuvarlama konusuna git. 28 dakikalık bir dersimiz vardı. Onu mutlaka yeniden izle olur mu? Evet çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğin için, derslerine emek verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Günün güzel olsun. Hoşça kal.